birileri eğer hesap veriyorsa asıl hesap vermesi gerekenlerde mutlaka verebilmeli. Yani orada hukuk vardır. Yoksa zayıfın hesap verdiği, güçlünün hesap veremediği yer hukuk devleti değildir. Değil mi? Güçlünün kendini her zaman kurtardığı ama zayıfın her zaman altta kaldığı yer hukuk devleti değildir. Aksine hukuk devleti, hukuk zayıfı korumaya başladığı zaman orada hukuk devleti var demektir. Yoksa siyaset, işte yönetenler, karar verenler, imza atanlar kendini korur ama tavsiye ettikleri, şuraya gidin dedikleri insanı koruması orada tabii ki hukuk olmaz. Yani hukuk zayıfın yanındaysa orada hukuk vardır. Zaten güçlü işini yapar. Her yerde bu böyledir. Yani insanlık tarihi boyunca da bu böyledir. O bakımdan olmaması gerekenler ülkesindeyiz maalesef. Yani yaşadığımız şeylere baktığımız zaman neredeyse hiçbirinin olmaması gerekiyor. Siz düşünebiliyor musunuz? Yani bir mesela aslında çok güzel anlatımlar söz konusu oldu. Mesela bugün ne dönüyor? Yapıya FETÖ olarak ifade ediliyor hukuk dilinde, değil mi? Peki 17-25'ten sonraki süreçte nasıl tanımlanıyordu? Paralel devlet yapısı diye tanımlanıyordu. Evet. Peki bugün niçin sadece FETÖ olarak tanımlanıyor da paralel devlet yapısı denmiyor? Çok fazla. Çünkü diğer paralel yapılar. Çünkü paralel devlet yapısı dediğiniz zaman evet, orada o yapıyı oluşturan bir sürü unsur vardır. Siyasette onun içindedir. Siz paralel devlet yapısı diye tanımlar ve bunda kararlılıkla hukuku işletirseniz imza atanlar da mesuliyet altında kalacaktır. Ama siz ne yaparsanız sadece FETÖ derseniz bir grup, bu suç sadece bir grubun olur. Oysa 15 Temmuz darbe süreci sadece FETÖ grubunun değil, iktidar FETÖ grubunun bir sürecidir. Çünkü bir ittifaktan bahsediyorsak, bir paralel devlet yapısından bahsediyorsak bu böyledir. Şimdi genellikle 15 Temmuz konuşulurken, FETÖ konuşulurken hep şu denir: 40 yıldır, 50 yıldır. Yok kardeşim böyle bir şey. Evet vardır. Yani nihayetinde bir cemaat olarak ortaya çıkmış, adına hizmet denmiş, yeri gelmiş DSP'ye yakın olmuş, yeri gelmiş ANAP'a yakın olmuş, yeri gelmiş MHP ile yaklaşmış. Bir sürü siyasi partilerle aslında dirsek teması kurmuş, bir sürü siyasi parti de onlarla dirsek teması kurmuş. Ben bunu ayıplamıyorum. Kötü olan şey hukuk paralel bir şekilde devlet yapısı haline geliş sürecidir. Niye ayıplamıyorum derken, ya işte siyaset, Türkiye'de seçim yapılıyor. Türkiye'nin seçim şey de belli, kültürü de belli. Mutlaka derneğe gidilir, vakfa gidilir, futbol kulübüne gidilir. Kimi zaman Fenerbahçe'nin atkısı atılır omuza, kimi zaman Trabzon'un atkısı, kimi zaman Galatasaray'ın, kimi zaman o cemaat, kimi zaman işte LGBTİ'ye bile mesaj verilebiliyorsa bu ülkede herkes birbiriyle o iletişimleri kurabiliyor. Bu bakımdan ayıplamıyorum. Fakat mesela ayıplama meselesi ya da ayıplamama meselesi değil, mesele devlet meselesidir. Devlet kurum ve sürecinde herkes yerli yerinde vazifesiyle bir şeydir. Siz tutup da mesela bir futbol kulübünün devlet işlerine paralel devlet yapısı haline getirebilir misiniz? Mesela Fenerbahçe Türkiye'yi yönetmeye başlayabilir mi? Hani Fenerbahçe Cumhuriyeti denildiği için söylüyorum. Değil mi? Yapılamaz. Yani sen ne kadar onun desteğini talep etsen de, onun içi olsan da onu sen devleti yöneter hale gelemezsin. O zaman sen yok olursun. Sen artık yönetemez, yönetilen haline gelirsin. Zaten AK Parti'de yönetilen haline geldiği için bir şekilde artık kopuş oldu. Bir koalisyonun dağılması oldu. O yüzden oldu. Zaten o cümle söyle, ne istediğinizde vermediğim cümlesi onun için söylendi. Çünkü artık paralel devlet yapısını yürüten süreç, güç, irade AK Parti tüzel kişiliğini de istemişti. Bütünüyle yani il başkanlıkları, ilçe başkanlıkları, teşkilatlar, vekiller, belediye başkanları. O zaman menfaat çatışması oldu. Bürokrasinin bakımından demeyin. O yüzden siyasetin içerisinde topyekun, iktidar partisinin içerisinde topyekun girilmişti. Yoksa Ergenekon diye bir sürecin yürütülmesi mümkün değildi. Siz siyaseti, bürokrasiyi ele geçirirseniz bir şey yaparız. Düşünebiliyor musunuz? Yani olmazlar ülkesi 9 yıl Türkiye Ergenekon diye bir balonla sürekli meşgul edildi. 7 gün 24 saat neredeyse bütün televizyon kanalları, neredeyse bütün gazeteler, yani 3-5'i değil yani. Yani Milli Gazete'yi dışarıda bırakarak söylüyorum. Biz hep temkinli, tedbirli ve süreçleri hep okuyarak gitmeye çalışmışızdır. Milli Görüş Hareketi'nin belki de en önemli gücü, Erbakan Hoca için söylüyorum, şeffaf bir hareket olmasıdır. Mesela Milli Görüş Hareketi, Erbakan Hocamızın da tabii ki tarikatlarla ilişkisi de olmuştur. Ama hep şeffaf olmuştur. Bakınız, ve yerli yerindedir. Tarikatın görevi bir toplumda irşatsa, Müslümanlık ve İslam'a dair bir şeyleri eğer güçlü hale getirmekse onun görevi odur. Siz onu siyasete ehliyet ve liyakat, Elfin Hanım çok güzel dikkat etti, çekti. Ehliyet ve liyakat. Ehliyeti ve liyakat olmayan kimse, elbette ki bir tarikat mensubu birisi, ehliyet ve liyakatı varsa elbette bir göreve talip olma hakkı vardır. Aynı şekilde bir futbol kulübünden bir yöneticisinin de bir göreve talip olma hakkı vardır. Ama bunda kriter sana bana yakın olması, oradan buradan olması değil, ehliyetidir, liyakatıdır, o görevin adamı olmasıdır. Ve tabii ki güvendir. Ve sonuçta Türkiye'ye baktığınız zaman biz bir devletiz. Peki devlet olarak paralel devlet yapısı kurana kadar benim istihbaratım neredeydi? Bu bürokratlar atanırken, yani bugün bir memur bile atanırken, geçmişte de bu böyleydi, öyle değil mi? Sonuçta bir güvenlik yoklamasından geçiyorsunuz. Tabii, İstihbaratlardan tabii. Görev alıyor, yazı istiyorsunuz, oradan yazı istiyorsunuz vesaire. Peki nasıl oldu da paralel devlet yapısı kuruldu? 40 yıldır, evet 50 yıldır bu Türkiye'de bir çalışma yapıyor. En iyi biz biliriz. Hatta ben şöyle, Sayın Erdoğan aldatıldık diyor ya, yani bu doğru değil, çünkü Refah Partisi'nde senelerce il başkanlığı yapmış. Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış. Bir siyasi liderin, bir siyasi kişiliğin ben bunları bilmiyordum, aldatıldım demesi çok büyük bir hakikaten algı yönetimidir. Aldatılma lüksü var mıdır çünkü mesela? Refah Partisi'nin 90'lardaki herhangi bir mahalle temsilcisine gidin sorun, onlar bilirler. Hmm. Ya böyle bir şey yani gerçekliği yok. Böyle bir şey yoktur. Yani her şey bile bile olmuştur. Bakınız 28 Şubat sürecinde Fethullah Gülen Kanal D'de Yalçın Doğan'ın programına çıktı. Hatırlayanınız vardır. Zannediyorum o zamanki süreçle ilgili olarak. Nihayetinde bir süreç devam etti. Ve burada siyasetin tavlanması ve bir hareketin içerisinde bir grubun ayartılması süreci vardır. Yenilikçi hareketler Refah Partisi'nin içerisinde, Fazilet Partisi'nin içerisinde yenilikçi hareket dediğimiz AKP süreci zaman grubunun ve bu cemaatin, bu yapının destekleriyle ve cesaretlendirilmesiyle kendini göstermiştir. Aynı şekilde AKP'nin kuruluş sürecine de baktığınız zaman bu yapının bütün medya kuruluşlarının dört elle sarıldığı bir süreç olduğunu görürsünüz. Yani aslında AKP'yi kuran kimdir ya da paralel devlet süreci nasıl işlemiştir? İkisi biraz da yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan denkleminin tam da kendisidir bu anlamda. Hiç kimse böyle kaçamak davranmaz. AKP'nin kuruluş ayarlarında da Fethullah Gülen vardır, bu süreç vardır. 28 Şubat'ın iz düşümü değil sadece, aynı zamanda paralel devlet yapının kurulması süreci de AKP'nin kurulma süreciyle paralel yürüyen bir süreç olmuştur. Bunları bilmemiz gerekir. Yoksa biz bugün futbol maçında gol olmuş, out olmuş, işte sonuca göre konuşmak değil. Bir şeyleri hakikaten bilmek ve fark etmemiz gerekir. Evet. Paralel devlet yapısı niçin kuruldu, nasıl kuruldu? AK Parti iktidarı döneminde kuruldu. Sayın Ecevit'le de iyi ilişkiler olmuştur. Özal'la da iyi ilişkiler olmuştur. Başkalarıyla da iyi ilişkiler olmuştur ama onlar devleti bunlara emanet etmemiştir. Yani şartları bir kalkışmaya yol verebilecek şekilde ya, tırnak içinde olgunlaştıran bir tabii ki yani işte yani kalkışma sonuç 10 yıl. Bakınız AK Parti tek başına bir iktidar olmamıştır. AK Parti aslında gizli koalisyon ortaklarıyla birlikte varlığını devam ettirmiş ve güçlenmiştir. Ve kötü olan şey şudur. Bir siyaset ve bir cemaat. Her ikisinin ittifakında kaybeden her zaman siyaset olur. Çünkü cemaatin alt tarafını bilemezsiniz. Ama siyaset ister istemez şeffaftır. Siz gidiyorsunuz, o istiyorsunuz. Hesap verir bir de. Tabii yani nihayetinde sorumlu sizsiniz. Yani onlar değil. Ama şimdi tam tersi. Şimdi tam tersi denilerek... yani asıl hesap vermesi gerekenler, şeffaf olarak davranması gerekenler, bu ülkenin de Genelkurmay Başkanlığı bile yargılayan, kozmik odaya bile bir şekilde sirayet eden, devlet temelimizi ve mekanizmamızı neredeyse tuzla buz haline getiren, bugün de hala sıkıntılarını yaşadığımız süreçleri sonuçta sadece birisi yapmadı. Hep birlikte yapıldı bunlar. İki grup birlikte yaptı. O zaman niçin sadece birisi hesap veriyor da birisi hesap veremiyor? Niçin bu sürecin 15 Temmuz'un hiçbir zaman siyaset sayfaları açılmaz? Neden açılmaz? Ama baktığınız zaman onlar hariç herkes FETÖ'cüdür. Yani bir şeyin tuhafı da garibi de budur yani. Açacağız. Peki. Bütün sayfaları açacağız. Şeye bakacağız birazdan. Yani bu şey gibi ya, hazır yani bir yerde daha bir suçlama var. Sadece uzatmış olmayayım ama konuşmamız gereken aslında bu süreçle ilgili, geceyle de ilgili, sonrasıyla ilgili aslında çok şey var. Çok. Yani işte Turan Bey saydı işte yapılanmaları vesaire. Medya yapılanması da var bu işin, sivil sendikal yapılanmaları da var vesaire. Ama bir tarif vardı. O tarifte neydi? Bu işin altında olanlar, ortasında olanlar ve üstünde olanlar vardı. Ama kabul edelim, hain bir darbe girişimi var. Fakat büyük bir mağdur var. Mağdurlar da maalesef AK Partililer değil. Kimler? Her ikisinin birlikte aslında istismar ettiği ya da yanlış yere yönlendirdiği büyük kitle. Şimdi, burada samimi olarak o yapının içinde bulunup hizmet edenleri kastediyoruz. Yani hani diyorduk ya, Sayın Erdoğan diyordu ya hani cemaati, yapıyı tarif ederken yani alt tarafı hizmet, üst tarafı ortası ticaret, üstü ihanet diyordu. Bakıyorsunuz ihanet tabakası hariç öbür tam herkes bir şekilde, üstelik de referans olan AK Parti'dir. Yani ben senelerce Ankara'da gazetecilik yaptım, biliyorsunuz Turan Bey, sizlerde. Biz mesela bize hep örnek verilen medya kuruluşları vardı. Cemaate ait medya kuruluşlarıydı. Bize hep örnek verilen sivil toplum kuruluşları vardı. İşte hizmet gibi yapın, niye böyle çalışıyorsunuz diye hep ifade edilirdi. Ben TV5 Ankara Temsilciliği Milli Gazete'de yapmış olduğumuz görevlerimizde bir kapı çalmamız gerektiği zaman bize dahi bir şekilde onlar referans gösteriliyordu. Ya bak ne güzel yapıyorlar, siz niye böylesiniz diyorlardı. Ama işin gerçeğini de aslında biliyorlardı. Fakat menfaat dediğin şey, gerçekten büyük makam ve menfaat büyük bir etki gücü, çok güçlü olan, doktorsunuz, çok güçlü olan bir zehir. Nihayetinde bütün bedenleri, bütün vücutları zehirliyor. Yenilikçi hareket süreci dahi aslında o anlamda belki de zehrin ilk dozlarıydı. Yani daha sonra olay başka tarafa doğru gitti. Tabii ki dışarıda da siz de bahsettiğiniz şey var. Mesela hep denir ya yani Fethullah Gülen için işte Pensilvanya'da denir. Ama öbür taraftan 40 yıldır var. Ama 40 yıldır Türkiye'de görev yapmış. Sizin döneminizde aslında hemen sizin döneminizden önce gitmiş. Bir şekilde niye gitmiş? Çünkü bir mücadele ediliyordu bu yapıyla da. Bu yapı gizli saklı bir yapı değildi. Bu yapı da bilinen bir yapıydı. Hepimizin bildiği bir yapıydı. Bütün kesimlerin, toplum kesimlerin, bütün siyasi tarafların bildiği yapıydı. Yani Amerika ile de ilişkileri biliniyordu, CIA ile de ilişkileri biliniyordu. Bana göre bizim en çok karşı çıktığımız konulardan birisi dinler arası diyalog ve ılımlı İslam projesiydi. Aslında inanca yönelik de bir takım tahribat girişimleri söz konusuydu. Hatta bizzat nurculuk hareketinin içerisine gelir, nurculukta da tahribatı, mesela Bediüzzaman'a karşı farklı süreçler yürütmüştü falan, çok farklı detaylar var. Girmeye gerek yoktur. Aslında bulunduğu bütün mekanizma şeyleri, yapıları kendine doğru hep güçlendirerek gitmiş. İşte bir dönem ne, Türk kolejleri demişiz, Türk okulları demişiz. Onlarla diplomatik iftiharlar yapmışız. Bugün onlara karşı mücadele eder bir devlet haline gelmişiz. Bunun sorumluları vardır. Bunun sorumlusu bugünkü iktidardır. Birinci. Hiç kimse yok. İşte şunlarla da vardı, bunlarla da vardı, şunlar da vardı diye böyle mazeretlerin içerisine girilmesin. Evre, paralel devlet yapı evresi AK Parti iktidarının yakasında asılıdır yani. Onu da altını çizmiş olalım. Peki bu önemli tabii, işte elini yıkayıp öyle aldatıldım, tamam yok işte benim bir problemim yok, Allah milletim affetsin deyip çıkılacak bir şey değil. Elimizi yıkamıyoruz. Bugün sabun yıkıyoruz. Tabii değil mi? Oysa sabunla elimizi yıkamak lazım. Yani. Peki.